İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki seni buldum. Sinirlerim çok bozuk. Annem alt üst etti beni. Bütün gece oynamaktan yoruldum. Haklısın. Çok üzdü seni. Onu bir süreliğine seyahate yollayalım. Sen de biraz dinlen. Annen gerçekten çok yordu seni. Hadi güzelce uyu bir tanem. Gözyaşlarına dayanamıyorum.
Alo. Eve yaklaşıyoruz Katya. Büyük kapıdan gelmeyin. Herkes ayakta daha görürler. Tamam, üst kapıdan geliriz. Koruyu dolaşırız. Daha iyi olur. Ben müzik odasının kapısını hafifçe aralar, orada beklerim sizi. Tamam. Deniz Hanım, Firdevs Hanım yürüyebilecek mi? Umuyorum. Hadi 5 dakika sonra üst kapıda oluruz biz. Bekliyorum efendim. Şoför bey, 50 metre sonra bir sola dönüş var. Oradan sapalım lütfen. Başla. Korudan gireceğiz eve. Kimse görmesin bizi. Pardon. İyi geceler. İyi geceler. İlacımı içmeyi unutmuşum. Yeme, yeme bu saatte. Midem kazındı, ne yapayım? Hadi bana Allah rahatlık versin. Geliyorum ben de. Vakitlice yatın siz de hadi. Ben de yatıyorum şimdi. Ne oluyor? Bir şey var bunda bu gece. Firdevs Hanım yatınca hemen yatardı. Yukarı mı çıktı şimdi? Hı hı. Habire de gözü saatindeydi. Eve birini mi alacak, ne yapacak? Gel. Bu kapının yağlanması lazım. Başım dönüyor. Eve kadar yürüyebilecek misiniz? Başka çarem var mı? Matmazel. Ay. Ne oldu? Yok bir şey. Biraz yürüyüşe çıkmıştık da koruda. Bu saatte mi? Firdevs Hanım. İyi misiniz? Ay. Ay. Firdevs Hanım. Firdevs Hanım. Nerede bu? Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Kimi bekliyorsun sen? Çekil bakayım oradan. Ne oluyor sana? Birini alacaksın değil mi eve? Saçmalamayın. Aa. Firdevs Hanım. Aç kapıyı aç. Thank you.
Yavaş. İyi misiniz? İyiyim. Katya. Su. Hemen. Ne oldu? Nereden geliyordunuz? Hadi inin aşağı. Firdevs Hanım yürürken bayıldı. Bir şey yok. Ben ineceğim birazdan aşağı. Yemin ederim ben söylemedim. Arkamdan gelmişler. Ben hala cevabımı alamadım. Neler oluyor? Firdevs Hanım zehirlendi. Balıktan. Bihter Hanımlar telaşlanmasın diye söylemedim ben. Hay Allah. Hastaneye gittik geldik. Bak şimdi. Beni arasaydınız keşke. Ne bileyim, siz de onlarla birlikteydiniz. Neyse canım, çabucak gittik geldik. Bir şey yok. Gelişimizi görür panik olurlar diye yukarıdan geldik bir de. Büyük geçmiş olsun. Lütfen siz de yarına kadar bir şey söylemeyin Behlül. Yarın Firdevs Hanım daha iyi olur. Endişelenmezler hiç olmazsa. Tamam. İyisiniz değil mi? Gayet iyiyim. Hem sana doğru deliler gibi koşmak istiyorum. Hem de ayaklarımda tonlarca ağırlık var. Kıpırdayamayacağımı biliyorum. Çaresizliğin ne olduğunu ben de çok iyi anladım. Özür dilerim. Biz de gidelim de Firdevs Hanım dinlensin. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi ki oradaydın. Çaresizliğin ne olduğunu ben de çok iyi anladım. Özür dilerim. Ya sen sabaha kadar Firdevs Hanım'ın yanında kal. Hı hı, tabii. Gerek yok. Bir daha yapmayacağım, söz veriyorum. Hayır, ondan değil. Kalkmak istersiniz, tekrar başınız döner falan. Tabii tabii, ben uyumam beklerim. Bana ihtiyacınız olursa da saat kaç olursa olsun çal kapımı. Peki efendim. Yarın her şey unutulmuş olacak. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Deniz Hanım. Teşekkür ederim. İyi uykular. Onların geleceğini biliyordu demek. Niye bize bir şey söylemedi? Ne bileyim. Matmazel de bozuldu biraz bizi görünce.
Ay neler olmuş Matmazel. Firdevs Hanım bahçede bayılmış. Balıktan? Akşamki balıktan. Aa. Hepimiz yedik, bir şey olmadı. İçinde bozuk olan varmış demek ki. O da Firdevs Hanım'a denk gelmiş. Halbuki kuş kadar yediydi. Nasıl oldu? Doktorlar hemen müdahale ettiler Allah'tan. Hastaneye de mi gittiniz? Hay Allah, niye bize haber vermediniz? Firdevs Hanım olayı büyütmek istemedi. Gittik geldik hemen. Bahçede hava mı aldırıyordunuz? Evet. Neyse canım, bu konu kapansın. Geç oldu. Yatalım. Hı hı. Bihter Hanım yarına kadar öğrenmesin. Ben sorarım o Rıza kaptana. Bayat balık vermek neymiş? Gösteririm ben ona. Kasım kasım kasıldı bir de. Bir tepsi balık getirdi diye. Üç kağıtçı. O nereden bilsin canım? Karışmıştır içlerine. Olmaz öyle şey. Benim mutfağıma kimse bayat şey kakalayamaz. İyi geceler. İyi geceler. Cemile, çıkar buzluktan kalan balıkları da at hepsini çöpe. Veya dur. Atma. Yarın ben atarım. Kafasına. Girin. Matmazel, saat 10 olmuş. Ya bu saate kadar görünmeyince biz de hastalandığını zannettik. Uyuyakalmışım. Ben dedim sana. Dün gece uykum kaçtı, oturdum kitap okudum saatlerce. Sabaha karşı uyuyunca tabii böyle oldu. Herkes kalktı mı? Evet. Hay Allah. Firdevs Hanım da uyuyormuş. Anladım. Kahvaltıdayız hadi. Siz çıkın, ben bir duş alayım. Beklemeyin siz beni. Sonra ben bir şeyler atıştırırım. Peki. Hadi Bülent. Kahvaltıdan sonra piyano dersim vardı. Siz yetişemezsiniz ona da. Bugün boş verelim. Peki. Ya sizi seviyorum. Ayıp ayıp. Kaytarmak için yer arıyorsun. Yürü. Bunda da yok. İyi Hilmi Bey sözünü tutmuş. 40 yılın başında bir işe yaradı, evet. Ne oldu, nerede Matmazel? Kahvaltıya gelmeyecekmiş. Biz uyandırdık, uyuyakalmış. Rahatsız etmeyelim, bugün pazar. Tabii tabii. Ben de piyano dersimi iptal ettim zaten. Benle çalışırsın veya ablanla. Ya hayır. Bu hafta gireceğiniz ihaleye katılacak şirketleri açıklamış bak. Kimlerin gireceğini biliyorum. Hilmi Beyler de giriyormuş. İyiliğine karşılık ihale için sen de ona bir jest yaparsın artık. Geleceğe parlak bir yatırım değil zaten. Buyursun o alsın.
İhaleden çekilecek misin yani? Adamın yüreğine iner sevinçten. Teklifimizi vereceğiz yine ama ben çok ilgilenmiyorum. Ama kimseye de söylemiyorum. Rekabet olsun. Hilmi Bey düşük fiyatla oturmasın ihalenin üzerine. Geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum, bitti mi süt? Aferin. Bakayım kollara. Oo, taş gibi olmuş ya. Çok mu güçlü olacak benim oğlum? Günaydın. Hadi duşunu yap da gel kahvaltı edelim. Tamam. Ha, annem aradı şimdi, selam söyledi. Aleyküm selam. Dün annen babamı aramış. Teşekkür etmiş. İyi. Baban kanatlanmıştır. Sen de rahat edersin. İstediğini fazlasıyla elde etmiş baban. Ne güzel işte. Peker. Gidelim buradan ister misin? Nereye? Sen nerede yaşayalım dersen oraya. Ciddi söylüyorum. Benim için her şeyden önemlisiniz siz. Ne annen olur etrafımızda ne de benim babam. Gayet huzurla kurarız hayatımızı. Bunun için düzenimizi bozmaya hiç gerek yok. Aramıza girmelerine izin vermeyelim yeter. Söz. Söz. Çabuk duşa. Saatlerce koşmuşsun. Biz erkeğiz değil mi oğlum? Leş kokulu erkek istemiyorum etrafımda. İstemiyorum. Büyük uykucu karşınızda. Behlül Haznedar. Günaydın. 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 Ben herkes bir yerlere dağılmıştır diyordum. Pazar kahvaltısı beyefendi. Öğleye kadar zamanı var. Bizi ayak altında istemiyor galiba. Elif mi gelecek yoksa? Hayır. Omlet yaptırayım mı sana? Yok yok. Hafif bir şeyler yiyeceğim. Aşkım kahveyi uzatır mısın lütfen? Firdevs Hanım nasıl oldu? Odasında hala. Utancından dışarıya çıkamıyor. Yok yok, ben midesini sordum. Bilmiyor musunuz? Firdevs Hanım zehirlenmiş dün gece. Aa. Bu saate kadar öğrenmişsinizdir diye ben de pat diye konuya girdim. Nasıl zehirlenmiş? Dur telaşlanma, iyi şimdi. Dün akşam balık yemişler evde. Bir tek Firdevs Hanım'a dokunmuş. Fenalaşmış falan. Deniz Hanım da onu hastaneye götürmüş. O kadar yani. Hı hı. Ama iyiydi dün gece. Bir de kimseyi telaşlandırmamak için yukarıdaki kapıdan gelmişler. Ha. Niye? Yoğurt çorbası falan yesin. Ağır şeyler yemesin. Tamam, şimdi söylerim efendim. Neden benim haberim yok Deniz Hanım? Dün gece bana niye haber vermediniz? Telaşlanmanızı istemedim. Anne. Ne oldu sana? Bir şey olmadı. Deniz Hanım anlatmadı mı? Behlül'den duydum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyiyim şimdi, bir şeyim yok. Dün gece fenalaşınca Katya ile Deniz Hanım toparladılar beni. Niye beni aramadın? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim çocuklar. Ağrınız mı var? Ah yok yok. Yat sen. İnsan bir arar haber verir. Ben Deniz Hanım arayacaktı, ben engel oldum. Doğum gününde hastanelerde koşturmanı hiç istemedim. Benim bildiğim Firdevs Hanım ne olursa olsun arardı.
Demek ki Firdevs Hanım'ı yeterince tanımıyorsun. Mideniz mi bulandı? Nasıl anladınız? Evet, çok midem bulandı. Birdenbire çıkarmaya başladım. Başka kimseye bir şey oldu mu? Bir tek sen mi yedin balıktan? Bana denk geldi herhalde Bayat'ı. Salondaydım. Katya geldi. Fenalaştığını haber verdi. Baktım midesi bulanıyor. Hemen bir taksiye koyup hastaneye götürdüm ben de. Niye taksiyle? Beşir evde yok muydu? Evdeydi. Evdeydi tabii de. Telaştan onlara haber bile veremedim. Katya da yalan söyledi uyuyorlar diye. Niye Katya'dan başka kimsenin haberi yoktu? Niye eve girmek için gizli saklı üst kapıyı kullandınız? Ben o telaşla... Hadi Deniz Hanım. Bir şeyler olmuş, bizden saklıyorsunuz. Önemli bir şey olsaydı söylerdim. Madem bu kadar önemsizdi, niye sakladınız? En azından biz eve geldikten sonra haberimiz olabilirdi. Bu giz niye? Bihter Hanım'a söylemeyin ama ne olur. Çok üzülür. Ne oldu? Firdevs Hanım intihara kalkıştı. Avuç avuç ilaç içmiş. Midesini yıkadılar. Duyulmasın istedim. Kimse duymadan gidip gelecektik, Behlül'e yakalandık. Hastanede kimse tanıdı mı? Kızlık soyadını kullandık. Doktor Reha Bey'i aradım. Arka kapıdan aldılar bizi. Kendi ekibi müdahale etti. Dün olanlar onu gerçekten üzmüş demek ki. Onu yalnız bırakmayacaktık. Tekrar geçmiş olsun. Ben yine uğrarım. Ben de. İyi bakın kendinize. Teşekkür ederim. Ben de küçükken dondurmadan zehirlenmiştim. Ertesi gün iyileştim ama. Geçer hemen. Sağ ol. Görüşürüz. İyi misin? Gazetelerde dünle ilgili hiçbir şey yok. Katya'ya baktırdım. Peker. Söyleme ona. Aynı sorulara tekrar tekrar cevap vermek istemiyorum. Günaydın. Günaydın. Kaldırmadım değil mi? Oho, çoktan kalktım, hemen gazetelere baktım. Ben de. Gözümü açar açmaz koştum baktım. Ucuz atlattık. Şimdi de Firdevs Hanım'la dedikodu yapıyoruz. Anladım. Dün gece Hilmi Bey'i aradığını söyledi mi? Hayır. Aramış, özür dilemiş. Hadi canım. O kadar pişman yani. Fena korkmuş. Neyse, o anlatmadan söyleme istersen. Tamam. Dün gece çok güzeldi, çok eğlendik. Öyle mi? Hiç belli olmuyordu. Hala bozuk musunuz Nihat'la? Hayır, barıştık. Neler konuştunuz dans ederken? Hiç, cadı baldızlık yaptım ona biraz. İyi gelmiş o zaman. Hadi çok öptüm seni. Annemin de selamı var. Sen de selam söyle. Hadi bay bay. İyi misiniz? Teşekkür ederim.
Bugün de bir kontrole gidelim hastaneye. Hayır hayır, hiç gerek yok. Dinleneyim yeter. Dün gece Hilmi Bey'i mi aradın sen? Hayır, o aradı. Pekerlere beni aradı, özür diledi demiş. Allah'ın cezası pislik. Ancak yüzüne tükürürüm ben onun. Küstah. Durumun keyfini çıkarıyor. Dün gece aradı, alay etti benimle. Ah anne, sen verdin o adamın ağzına lafları. Yeter bitti. Ne olur biraz yalnız bırakın beni. Sinirlerim hala çok bozuk. Tamam, şanssız bir gündü, geçti. Hadi ağlama. Balıkçı gelmiş. Aa. Verin herifin balıklarını. Hayırlı günler. Tepsimi almaya geldim. Bir saniye bekleyin. Heyetle mi karşılaşıyorsunuz adamı? Merhaba. Tepsimi almaya geldim. Tepsiyi getir. Seninle selamı sabaha kestim Rıza Kaptan. Ver şu hamsinin balıklarını. Ne oldu? Senin o uyuz bayat balıkları yüzünden evin saygıdeğer hanımı ölüyordu neredeyse. Sen kafaya mı yedin ya? Olmaz öyle şey ya. Kadın hastanelik oldu, zehirlendi be. Daha ne olsun? Al şunları kardeşim, hadi. Hop, bırak Allah aşkına ya. O balıkları ben kendi ellerimle tuttum ya. Bayat diyen bunlara halt eder ya. Bana bak, doğru konuş. Hadi kaptan, uzatma. Ya kim bayat diyorsa zıv zıv yediririm o balıkları. Aşağıda kavga var. Aa. Bahçede olay var. Benim tuttuğum balığı söyletmem ben. Abi, abi. Gel sen. Kim o adam? Süleyman. Gel sen. Rıza kaptan. Hadi. Kes sesini de al git şunu. Ayıptır. Sana da bana söyletmem ben. Kavga var. Biriyle tartışıyorlar. Süleyman efendi balıkçıya kızıyor, bozuk balıklar için. Katya sen annemin yanına git. Bana hakaret dur. Çağırın yüzüme söyle. Kimdir o evin hanımı? Ağan Adnan Bey. Yenge saygılar. Ya bana balıkları bayat değiller. Olacak iş mi? Ben sana bayat balıkçı durum diyor. Efendim siz girin içeri, biz hallediyoruz. Tamam tamam, sakin olun. Yenge sen beni tanıyorsun. Kendi elimle çekerim balığımı. Tamam, bir yanlışlık olmuş. Kimse suçlamıyor seni Rıza kaptan. Bilakis suçluyoruz. Olur mu öyle şey? Bak ne diyeyim. Ben Rıza kaptana kefilim. Buyur bakalım, şimdi ne yapacaksın? Lütfen yapmayın. Tamam, mesele kapandı. Balıkçı beni tanıdı. Mesajımı okudun değil mi? Hmm.
Ben gidiyorum Bihter. Bir süre yok olacağım ortalıktan. Yine kaçıyorsun. Bak dayanamıyorum. Sana dokunduğunu gördükçe dayanamıyorum. Amcamdan nefret etmekten korkuyorum. Kendimden korkuyorum. Dokunma bana. Ben böyle bir adam değildim. Senin yüzünden amcamın gözünün içine bakamıyorum. Kötü hissettiriyorsun kendimi. Ben neler yaşıyorum sence? Saçmalık bütün bunlar. Hepsi saçmalık. Amcama ihanet ettiğim için kendimden nefret ediyorum. Benden nefret ediyorsun. Bak bu haksızlık. Amcam hak etmiyor bunu. Devam edemez böyle. En iyisi çekip gitmek. Evet, en iyisi. Elif'te mi kalacaksın? Belki bir süre bir yerlere gideriz. İyileşmeden dönmeyeceğim. İyileşmeden. Bu hastalıktan kurtul bakalım. Bak. Bana ne oldu bilmiyorum. Ama bu ben değilim. Şimdiye kadar kimse beni böyle dağıtamadı. Kimseye böyle kapılmadım. Sana da kapılmayacağım. Önce bunu kendime ispatlayacağım. Gitmen gerçekten benim için de iyi olacak. Bu kadar büyütmemek lazım belki de. Kafalar karıştı biraz. Uçuştuk birbirimize. Hepsi bu. Hepsi bu. Ne komik adam. Atlan pey, atlan pey. Sanatıma laf söyletmem. Sinirlenir tabii. Laf söylenmiş balıklarına. Gitti mi? Gitti, gitti. Çok matrak arkadaşım varmış. Niye inmedin yanına? O zaman hiç gitmezdi. İşte Behlül'ün arkadaşlık anlayışı. Sevimli adam. Seni nereden tanıyor? Görmüştü ya bir kere. Hani Elif'le barıştırma turları yapıyordum ya. Mantıcıya gitmiştik beraber. Behlül de dönüşte adamlara teşekkür etmek için uğramak istedi. Birlikte gittik. Anladım. Neyse hadi Behlül kaçar. Nereye? Nişanlısına gidiyor yine. Bir süre bizi kendinden mahrum bırakacakmış. Aman ne üzüldük ne üzüldük. Sınavlar başlamadan tatile çıkıp enerji depolamak istiyorum. Tatile mi? Maçım var benim bu hafta. Ya unuttum ben onu. Öyle olsun. Bozulma hemen, maça geleceğim. Bir gittin mi gelmezsin sen şimdi. Geleceğim dedim. Yalancı. Ya büyü artık, tutturma çocuk gibi. Geleceğim söz. Aslan Behlül. Tamam tamam hadi bırak, geç kalıyorum. Amcacığım görüşürüz. Görüşürüz. Elif'e selam. Söylerim. Hoşça kalın. Güle güle. Seni geçireyim. Sen de otur öyle. Hı? Kalkıyorum ama hiç heveslenme. Odama çıkıyorum ben. Anneme bakayım. Bırak. Yalnız kalmak istiyor işte. Hilmi Bey'e borçlu olmak çok kırıyor anneni. Kimin hatası? Annene yüklenme artık, yeter. Olan oldu. Maalesef. Ben o adamın iyice bir hakkından gelmek istiyorum. Hırsım var. Bir şekilde yakacağım canını. Uğraşamayacak artık bizimle. Bırak Allah aşkına, bulaşma. Daha da önemli hissetmesin kendini.
Yok, ben o adamın haddini bildirmezsem annenin boynu hep eğik kalacak. Firdevs Hanım Bihter Ziyagil'in annesi. Bunu unutanlara hatırlatmak benim vazifem. Çok teşekkür ederim. Ne haber oğlum? Nasılsın? İyiyim, çalışıyorum. İş yerindesin yani. Evet, ne oldu? Hiç. Müsaitsen bir şey soracaktım. Şu ihale için ne fiyat vereceksiniz belli oldu mu? Hayır, henüz belli olmadı. İyi. Rakam belirlenince haber ver. Ona göre hareket edelim. Ne diyorsun baba sen? Bunu sana söyleyeceğimi nasıl düşünürsün? Rakip olarak değil, baban olarak istiyorum. Hiçbir şekilde isteyemezsin. Bana baskı yapma. Ziyagiller bana borçlu. Firdevs Hanım'ın pisliğini ben temizledim. Bunun bir bedeli var. İsteyerek ya da istemeyerek mutlaka ödeyecekler. Bunun için beni kullanamayacaksın. Beni karşına aldın yeter. Aptallık etme. Senin için uğraşıyorum ben. Sana bir imparatorluk bırakmak için işimi daha da büyütmeye çalışıyorum. Ben imparatorluk falan istemiyorum. Rahat bırak beni. Bir dakika. Buyurun. Hadi toplantıya. Tamam, şimdi geliyorum. Alo. Koş, bekletme. Emir kulusun ne de olsa. Kimseyi kızdırma. Kapatmak zorundayım, hoşça kal. Akıllı ol. Fiyat belirlenince hemen ara. Bunu benim için değil, kendin için yapmak zorundasın. İyi günler. Nankör senin bu oğlun. Başı sıkışınca baba demesini biliyor. İşi görüldü ya, bak anında sırtını döndü yine. Tek kabahati senin ne menfaatçi bir adam olduğunu unutmuş olması. Karşılıksız hiçbir şey yapmazsın değil mi? Oğlun için bile. Siz buradan derneğe mi gideceksiniz? Yok, benim başka bir randevum var. Peki, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Açlıktan ölüyorum. Sorma, ben de. Bana gidelim, çok güzel yemekler var. Canım içeride olmak istemiyor. Peki nerede yemek istersin? Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Ben bu ihale konusunda çekimserim. Çok karlı bir iş gibi görünmüyor. Bence de. Bu yoğunlukta dikkatimizi verecek kadar büyük bir iş değil. Bırakalım Hilmi Önal alsın mı diyorsunuz? Bu işi çok istediğini biliyoruz. Eğer çekilirsek meydan ona kalacak. Biz almaya karar verirsek Hilmi Önal'ın hiç şansı kalmaz. Vereceğimiz tekliften haberi olursa üstüne çıkmaya çalışır. Alamayabiliriz. Ne demek istiyorsunuz? Malum. Yerin kulağı var. Ben bu masadaki herkesin profesyonelce şirketin menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini düşünüyorum. Bu konunun şakası bile rahatsız edici. Haklısınız. Şimdi ihalede ne fiyat vereceğimizi konuşalım. Özür dilerim. Ben toplantının bundan sonrasında bulunmak istemiyorum. Lütfen otur. Selim Bey haklı. Ne de olsa spekülasyona açık bir durum. Herhangi bir tartışmayı önlemek açısından bu aşamada yer almak istemiyorum. Lütfen anlayışla karşılayın. İzninizle.
Ben bu ihale konusunda fikirlerimi söyledim. Hala da direniyorum. Ama karar yönetim kurulunun. Sen ne diyorsun Adnan? Affedersiniz, birazdan dönerim. Benim biraz daha işim var dışarıda. Tamam, görüşürüz. Uyuyormuş bizimki. Ay canım. Efendim canım. Müsait misin hayatım? Evet evet, toplantıdan çıktık, yemeğe gidiyoruz Peyker'le. Selam söyle. Yanında mı, selam söyle. Onun da selamı var. Adnan, ben de seni arayacaktım. Darüşşafaka eğitim kurumlarında toplantımız vardı biliyorsun. Evet, nasıl geçti? Gayet iyiyim. Dur arabayı kenara çekeyim, rahat rahat konuşalım. Senden de yardım isteyeceğim, haberin olsun. Seve seve. Babası hayatta olmayan hem de eğitim olanakları yetersiz çocuklara ilk öğretim 4. sınıftan liseyi bitirene kadar tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı sunuyorlar biliyorsun. Evet. Sınav ne zamanmış? Ben de tam onu söylüyorum. Bu sene sınav 31 Mayıs'ta. 31 Mayıs, pazar günü. Evet. Daha önceden başvuru yapmak lazım tabii. Şimdi biz dernek olarak hem kurumun hem de sınavın duyurusunu yapmaya gönüllü olduk. Sen de elinden geleni yap ne olur. Bütün imkanlarımla göreve hazırım. 31 Mayıs pazar günü not aldım ajandama. Tamam, neler yapabiliriz akşam konuşalım. Hem bağışlarla destek olabiliriz hem duyurusunu yaparız. Tamam, emrinizdeyim. Sağ ol aşkım. Sen ne söyleyecektin? Anneni bir seyahate göndermeye ne dersin? Anneme moral gezisi mi? Evet, nereye isterse. Gitsin kafasını dağıtsın, toparlansın, ne dersin? İyi olur, teşekkürler. Tek başına gitmek istemez belki. Mesela Sevil Hanım'a söylesek gitmez mi onunla? Bayılır. Bu akşam yemeğe çağır onu istersen. Hem konuyu açarız, anneni de ikna ederiz. Seyahat desen ona, koşarak gider. Mesele yok. Bakıyorum sen benden çok düşünmeye başladın annemi. Ailemdeki herkes mutlu olsun istiyorum. Bir tanesin. Tamam, ben arar davet ederim Sevil Hanım'ı. Ama şimdiden bir şey demem, senin ağzından duysun. Annem daha da keyiflenir. Nasıl istersen. Toplantıya giriyorum şimdi, akşam görüşürüz. Görüşürüz canım, öpüyorum. Ben de. Ne oldu? Bir de sana yine 4 ayağının üstüne düştü. Çok iyi geldi bu yürüyüş. Niye hep yapmıyoruz sanki? Ben vakit buldukça yürüyorum. Ben de bundan sonra size eşlik edeyim. Tabii, ne demek? Yavaş yavaş alıştık birbirimize, değil mi? Başta hiç hoşlanmadınız bizden, biliyorum. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Normal ama, bir düzeniniz vardı. Adnan Bey'le belli bir diyaloğunuz, yakınlığınız vardı. Uzun zamandır buradayım. Bu aileden sayıyorum kendimi. Öyle ama. Oturalım mı şuraya? Tabii. Bütün hayatınızı bu eve, bu insanlara vakfetmişsiniz. Bunu sadece görev aşkıyla açıklayamazsınız. Nihal'i de Bülent'i de çok seviyorum. Her neyse. Biz gelince bütün düzeniniz değişti. Benim için de zor oldu aslında. Eşimi kaybettikten sonra iki kızımın da arka arkaya evlenmesi. Biliyorsunuzdur belki. Özellikle Bihter'in evlenmesini hiç istemedim. Yok, bilmiyordum. Bana karşı çıkıp evlendi. Ama şimdi iyi ki de evlenmiş diyorum. Adnan Bey beni utandırdı. Bihter gerçekten mutlu. Ben de mutluyum. Adnan Bey çok ince, zarif, çok da güçlü biri. İnsanın arkasında her bakımdan güvenebileceği, sırtını rahat rahat yaslayabileceği bir yakını olması ne büyük nimet.
Ben de sizin gibi Adnan Bey'in yanında kendimi güvende hissediyorum. Dönelim mi artık? Bugünlük bu kadar yeter diyorsunuz. Hava serinledi ondan. Tamam, dönelim. Adnan Bey, şantiye raporlarını bırakacaktım masanıza. Sonra bakarım. Peki. Toplantıda geçen konuşmalardan çok rahatsız oldum. Senin bir haddini aştı. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim ama ben hiç rahatsız olmadım gerçekten. Öyle düşünmekte çok haklı. Bu şekilde dile getirmemesi lazımdı. Söylediği iyi oldu. Sonradan zan altında kalabilirdim. Bu da daha ağrıma giderdi. Hem ben saha adamıyım. Siz ihaleyi alın, ben seve seve çalışırım. Hiç şüphem yok. Bakma. Belli etmiyor ama alındı. O çıkışı hiç beklemiyordum aslında. Beni bile şaşırttı. Güveniyorum ben Nihat'a. Dürüst bir çocuk o. Kimsenin başını ağrıtmak istemedi, aferin. Sesinde bir ima mı seziyorum? Nihat'ı çok iyi tanıdığım için kesin söylüyorum sana. Bunu babasını korumak için yapmadı. Öyle bir şey demedim. Senin alınganlığın üstünde bugün. Babasının ona baskı yapacağı kesin. Mutlaka Fiyat'ı ondan öğrenmek isteyecekti. Rahat vermeyecekti çocuğa. Belki araları daha beter bozulacaktı. Hiç bilmeyeyim bari dedi, iyi etti. Hilmi Bey'in inanacağını mı zannediyorsun? Nihat'ın ondan gizlediğini düşündükçe daha çok baskı yapacak. Daha çok yiyecek çocuğu. Kolay kolay kimseye için söylemem ama nefret ediyorum ben bu adamda. Öyle bir oyun oynayacağım ki feleğini şaşıracak. Şaşırtıyorsun beni. İstedi ama. İhaleye girmemizi istemiyorsun değil mi? Defalarca söyledim, hayır. Ben de istemiyorum. Seninle aynı fikirdeyim. Bu yatırım 5 para etmeyecek birkaç yıl sonra. Ama ne yapacağız? Kapalı zarf olarak en az teklifi biz vereceğiz. Güzel. Hilmi Bey'e bırakıyorsun yani. Ama en az 5 katı bir fiyatla alabilecek ihaleyi. Çünkü bizim yüksek teklif verdiğimizi düşünecek. Sen yapmazdın böyle şeyler. Bu adama lazım ama değil mi? Sevil seni çağırdığını duyunca şaşırmıştır. Adnan'ın teklifini duyunca ne yapacak çok merak ediyorum. Sevinçten bayılmasın da salonun ortasında. İyi ki geldik. Nereden buldun sen burayı? Geçerken. Seni hala tanımadığımı düşünüyordum. Beni keşfetmek muhteşem bir serüven olur, sana söyleyeyim. Sen önce şu yoğurdu temizle. Geçti mi? Geçti. Bana bakacağını tabağına bak. Ne düşündün? Hiç. Numara yapma, söyle hadi. Ne düşünüyordun? Bugün perşembe değil mi? Evet. Çok ayıp olacak ama benim hemen gitmem lazım. Bülent'in maçını unuttum. Aa. Gitmezsem çok üzülür. Kusura bakma. Git git, aşk olsun. Hoşça kal. Öp benim için de. Hı hı. Ya.
Hadi çocuklar, toplanıyoruz. Geçin şöyle. Hoş geldin. Aslanım benim, sözünü tuttun. Niye şaşırdın bu kadar? Bugün babamın da toplantıları varmış bir sürü. Yalnız kalacağım diye korktum. Başlıyor. Hadi bakalım, göreyim seni. Bana bak, iyi oyna, beni geldiğime pişman etme, tamam mı? İlk basketimi senin için atacağım. Hadi bakalım, tempo. Hadi bakalım, iyi bir maç olsun çocuklar. Hadi. Pas ver, pas. Pas ver. Yıl çok oldu mu? Ah, iyi, daha başıymış. Geleceğini tahmin etmedim hiç. Bülent'e söz verdim. Elif'le bir yere gittiniz mi? Aa, niye? Maç için ertelemedin herhalde. Hayır. Ver bakalım. İki atış. Çemberi boşaltın. Madem bir yere gitmedin, niye eve uğramadın kaç gündür? Seni gördüğüm anda kendime verdiğim sözü unuturum diye korktum. Gördün işte, hala hatırlıyorsun. Tehlike yok demektir. Amcam buraya geleceğini biliyor mu? Yok. Daha doğrusu maç hakkında konuşmadık hiç. Bülent de bir sürpriz yapmak istedim. Sen bana geldin. Niye yapıyorsun bunu? Niye yardım etmiyorsun bana? Çok çabalıyorum. Seni düşünmemeye çalışıyorum, yapamıyorum. Mücadele ediyorum, olmuyor. Bazen gözlerimin önüne getiremiyorum yüzünü. Paniğe kapılıyorum o zaman. Sonra birdenbire canlanıyorsun kafamda. Kalbim çarpıyor. O anda yanında olmayı çok istiyorum. Elimde değil. Ben seni çok özledim.
Bülent! Bülent! Sakin ol, tamam. Tamam. Yavaş. Ağrım var mı? Böyle durunca yok. Basınca kötü oluyor. Doktorun söylediklerini harfiyen yaparsan birkaç gün içinde ayağa kalkarsın. Otururken de hep yüksekte tut dedi. Sinir bir durum. Dua et, kırık çıkık yok. Alçıya alınmadı. Allah'tan son maçtı. Kupayla resim çektiremedim ama. Canın sağ olsun. Ben senin resmini fotomontaj yaptırırım. Kupayı alır boy boy resmini çekerim, üzülme sen. Final maçını tamamlayamadım. En çok onu üzülüyorum. Ama oyunda kaldığın sürece çok iyi oynadın. Bence de süperdin. Nereden biliyorsunuz? Maçı izlemediniz ki hiç. Ne zaman baksam bır 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 konuşuyorlardı. Hiç bana bakmadılar bile. Olur mu canım? Senin için oradaydık. Şuna bak. Ben seni Nihal'i Deniz Hanım'ı temsilen koştura koştura gideyim. Yine yaranamayayım. Aşk olsun. Ayağının hırsını sizden çıkaracağım. Behlül arada bana kuralları anlatıyordu. Yoksa gözümüz hep sağdaydı. Ama düşünce bakamadım, onu söyleyeyim. Hasta odasında kalabalık etmeyin, ben çıkayım. Biz de inelim canım, Sevil Hanım'a ayıp olmasın. Hadi siz de, yemeğe oturacağız birazdan. Ben Bülent'le yemek yemek istiyorum bu akşam. Aslan ablam! Ya siz de benimle burada yiyin Matmazel, lütfen. Olur. Oldu olacak, ben de sizinle yiyeyim bari. Bizce bir sakıncası yok. Hepiniz aslansınız, hepiniz. Ben Nesrin'e haber vereyim, buraya hazırlasın yemeğimizi. Hadi canım. Bir saniye. Canım Bihter'cim, arayıp da davet edince nasıl mutlu oldum anlatamam. Bu olay beni nasıl sarstı bilemezsiniz. Hala kendime gelemedim. Lütfen bu tatsız konuyu açmayalım bu gece. Basından duyulsaydı asıl o zaman görecektin sen tatsızlığı. Allah'tan Hilmi Bey engel oldu da bu gece böyle oturup rahat rahat konuşabiliyoruz. Hiç konuşmamayı tercih ederim lütfen. Tamam canım, affedersin. Ben Adnanlara bir bakayım. Yani ne diyorsun? Ne? Tam ben de size geliyordum, merak ettik. Kusura bakmayın, Bülent'in yanındaydık. Nasıl oldu? İyi. Nihal'ler sıkılmasın diye yemeği onunla yiyecekler. Acınım, nazar değdi ona da. Çelebi'yi bir daha çağırmak lazım. Kurşun döksün sana da. Sizler acıkmadınız galiba. Acıkmaz olur muyuz? Hadi buyurun. Buyurun. Hadi. Görüyorsun değil mi? Tam ben yemeğe oturunca başladı yine. Yalnız kalmak istemiyor. Buraya getirseydin. Dur bakalım, sustu şimdi. Ağlarsa alırım. Beni mi bekledin? Başlasaydın sen. Başladım canım. Neyin var? Geldiğinden beri yüzün gülmedi hiç. Yok bir şey. Babam canımı sıktı yine. Başına kakıp duruyor değil mi? Böyle olacağı belliydi. Başıma kalksa yine iyi. Şirketin gizli bilgilerini öğrenmek istiyor benden. Yok artık. Borçlusun bana diyor. Adnan Bey'in yeni ihale için belirleyeceği fiyatı söylememi istiyor. Çok ayıp ama, çok çirkin. Cevabını verdim ama biliyorum susmayacak. Sıkıştırıp duracak yine. Sırf bu yüzden ihalenin ön çalışmalarından çekildim. İyi yapmışsın. Ben yokum o işte dersin, olur biter. Öyle diyeceğim de bununla kalmaz, şantaja başlar diye korkuyorum. Fiyatı söylemezsen annemin olayını gündeme mi getirir yani? Bir adım sonrası bu. Biliyorum. Sakın Nihat. Sakın boyun eğme. Arkası gelmez hep kullanır bunu. Bırak elinden geleni ardına koymasın. Hep bu korkuyla yaşanmaz ki canım. Allah Allah. Keşke hiç yardım istemeseydim. Keşke. Burnumdan getirdi.
otursan ben olurum. Büyük sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Rica ederim. Sen biliyordun değil mi? Bana söylemedin. Ben de şu anda seninle birlikte öğrendim. Adnan bu seyahatin ikinize de iyi geleceğini düşünüyor. Siz sadece nereye ya da nerelere gitmek istiyorsunuz ona karar verin. Bana her yer uyar. Seçimi Firdevs yapsın. Çok ani oldu, düşünmem lazım. İstersen gözünü kapat, haritaya parmağını koy. Yok artık sende. İtalya ne dersin? Olur. Ne güzel, imrendim vallahi. Sen de git istersen. Yok canım, olur mu? Niye olmasın? Gel işte. Ben Adnan'sız bir yere gitmem. Hadi bakalım Adnan, sana da yol göründü. Sen söyleme bari. Ne kadar yoğun olduğumuzu biliyorsun. Yeni bir ihaleye gidiyoruz. En yakın rakibimiz kim? Tahmin edin bakalım. Hilmi demeyin sakın. Hilmi Önal, evet. Yine çok çekişeceğiz ama fiyatı çok yüksek tuttuk. Bizi geçmesi imkansız. Şimdiye kadar verdiğimiz bütün rakamların üstüne çıkıyoruz. Tam 985 milyon. Adnancığım? 985 milyon. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Öyle. İyi de Adnancığım, bu tür bilgiler gizlidir. Şirketten dışarı çıkmaz. Aile içinde konuşuyoruz. Bizim için söylemiyorum ama çok dikkatli olmak lazım. Yerin kulağı var. Hilmi Bey de boş durmuyordur. Mutlaka fiyatı öğrenmek için uğraşıyordur. Bizim üzerimizde fiyat veremez. Mümkün değil. Belli mi olur? İmkanı yok. Bu yüzden fiyatı bu kadar yüksek tuttuk. O bu meblağı nasıl olsa bulamaz. Ben o adamın hırsından korkarım. Piyasadan bulur buluşturur bir şey yapar. Bulamaz. Bu ihale de bizim. Rahat ol sen. Ya ne güzel oldu böyle. Böyle çok samimi bir hava oluştu. Yemekten sonra odayı havalandırmak lazım ama. Evet, küçük yer, bunu aldım ben. Hemen aşağı inebilirsin. İyi. Elif mi? Ya ne meraklısın? Kimse kim? Alo Elif'ciğim. Arayamadım, kusura bakma. Neredesin sen? Eve geldim şimdi. Senden haber çıkmayınca merak ettim. Bülent pek iyi değil. Yanında olmak istedim bu akşam. Durum söylediğinden kötü mü? Yo yo yo. Ama morali bozuk işte. Birazdan az yapıyor. Evde kalayım ben. Bu akşam bekleme. Hay Allah. Canım benim ya. Öp benim için onu. Geçmiş olsun dediğimi söyle. Aa, dur bir saniye dur. Vereyim, kendin söyle. Alo. Elif abla. Canım geçmiş olsun. Sağ ol. Sen yok musun? Faul yaptılar. Ne olacak, bir kere de evimizde sizinle olmak istedim. Kabahat Elif mi? Elif ablacığım, teşekkür ederim. Yok canım. Niye kabahat olsun? Çok sevindik hepimiz. Yok, kastedilenmiş o kadar. Canım. Geç saatte aradım, kusura bakma. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen? Hilmi'cim sayesinde iyiyim, çok şükür. Seni üzmemek için aramadım, geçmiş olsun. Sağ ol canım benim. Çok özür dilerim, uğrayamadım. Şimdi de yurt
Bari telefonla bir teşekkür edeyim dedim. Hilmi evde mi? Evde. Müsaitse verir misin bir konuşayım? Bir saniye. Hilmi. Hilmi. Sevil. Alo. Hilmi'ciğim merhaba. Merhaba, ne haber? Aynur'a da söyledim ya, sayende iyiyim. Aslında bir hediyeyle teşekküre gelmek istiyordum ama olmadı bir türlü. Gerek yok. Ama altında kalmayacağım, merak etme. Sana müthiş bir haberim var. Hediye olarak kabul et lütfen. Bu akşam Ziyagiller'de yemeğe davetliydim. Afiyet olsun. Arsena'nın falan, Maa ile yemek yedik. Sonra o Adnan Bey ile iş güç konuşmaya başladı. Senin adın geçince ben de çaktırmadan kulak misafiri oldum. Bak sen, nasıl geçti adım? Ben anlamam o işlerden ama bir ihale mi varmış neymiş? Yine karşılıklı gelecekmişsiniz. Ehesi çıkamayacağın kadar yüksek fiyat verip seni mat etmeye hazırlanıyorlar. Rakam duydun mu? 985 milyon. Ne? Senin bunun üzerine çıkamayacağını düşünüyorlar. Gizli bilgiymiş ama. İşine yarar inşallah. Hem de nasıl. Gerçekten büyük bir hediye verdin bana. Ay çok sevindim. Eğer söylediğin doğruysa tabii. Doğru. Çok net duydum. Keyfim yerine geldi. Oh iyi o zaman. Bir süre yurt dışında olacağım. Dönüşte görüşürüz artık. Tamam, görüşürüz. Hadi tutmayayım. İyi geceler. Sana da iyi yolculuklar. Sağ ol. Teşekkür ediyor. Ziyagiller de bizim ihale konuşulmuş da onu söylüyor. Müritlerin çoğalıyor. Dur bakalım inşallah. Ay uzun zamandır hiç böyle gülmemiştim. Ay çok yaşayın siz Adnan Bey. Siz de çok iyi oynadınız ama tebrikler. Ya ben şaşkın bakıyorum öyle. Hay bir şeyler döndüğünü anladım ama ne olduğunu çözemedim bir türlü. Ben anladın sandım. Yok. Adnan Bey'in böyle bir şey yapacağına hiç ihtimal vermediğim için herhalde ondan. Hilmi Bey de sizin gibi düşüneceği için daha kolay tuzağa düşecek. Ay. Bunu yaptığınıza inanmıyorum Adnan Bey. İntikamın fazlasıyla alınmış olacak. Çok teşekkür ederim. Çok. Bana dünyaları verdiniz. Deniz Hanım gelsenize. Yok. İneyim ben. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İhale sonuçlanınca boşu boşuna o kadar para verdiğini öğrenince Hilmi Bey'in yüzü ne hale alacak çok merak ediyorum. Bu keyif bana yeter. Bir yere gitmiyorum ben. Benim yaptığım da doğru değil ama. Hilmi Bey bunu gerçekten hak etti. Bence de. Nereye canım? Çocuklara bakacağım. Fena alışacak. Ya iyileşene kadar hep isteyecek bu ilgiyi. Sen de ilgilen. Bir tanecik kardeşim var. Şımarıyor ama gördün. Utanmasa masal isteyecekti. Şşş. Sızlanma hadi. İyi geceler. Sana da. Bülent nasıl? İyi. Uyudu. Nihal'e bakayım o zaman. Yapma. Hmm.
Mihter de çok mutlu oldu. Minnettarmış Adnan Bey. Rica ederim. Deniz Hanım'a söylemem gereken bir şey vardı. Yatmadan söyleyeyim izninizle. İyilik bu yaptığımız. Senin yanında kendimi kaybediyorum. Unutuyorum her şeyi. Kendi banyon yok mu senin? Niye meşgul ediyorsun burayı? Çamaşırlarımı bıraktım. Firdevs Hanım'ın durumuna gösterdiğiniz hassasiyete çok teşekkür ederim. Sayenizde büyük bir krizi yara almadan açtık. Ben de olayın büyümemesine çok sevindim. Adnan nerede? Aşağıda. Deniz Hanım'ın yanına indi. Bir şey söyleyecekmiş. Gelir şimdi. Zor zamanlarda hızlı ve doğru kararlar almak herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu yeteneğinize her zaman hayranım zaten. Ben bir bakayım. Ne oldu? Hiç. Sizden böyle övgü dolu sözleri işitince duygulandım birden. Yok. Başka bir şey var.